Önerge yok diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşmek üzere 37 sırasında beri kanunlarıyla bazı kanun ve kanun kararnamelerde değişiklik olmasına ilişkin kanun teklifinin 52. maddesinin aşağıda şey değiştirmesini teklif ederiz. Madde 52, 6004 sayılı kanun 15. maddesinin 3. fıkrasında bulunan meslek memurlarına ifadesi meslek memurları ve konsolosluk ve ihtisas memurlarına şekilde değiştirilmiştir. Mehmet Bekiroğlu İstanbul, Rafet Zeybek Antalya, Ömer Fethi Gürer Niğde, Emine Güzel Emecan İstanbul, Fikret Şahin Balıkesir milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz başkan. Önerge üzerinde İstanbul Milletvekili Ahmet Ömer Ünal Çeviköz konuşacak. Buyurun Sayın Çeviköz. 5 dakika süreniz var. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 37 sıra sayılı kanun teklifinin 52. maddesi hakkında yine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisimizi bir kez daha derin bir saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, dış politikada uluslararası krizler patlak verip derinleştikten sonra geriye dönüp şöyle davransaydık daha iyi olurdu diye hayıflanmanın anlamı yoktur. Önemli olan bu krizlerin ortaya çıkardığı riskleri ve yol açacağı sorunları öngörebilmek ve buna göre zamanında akıllı politikalar üretebilmektir. Bugün ülkemizin ve Orta Doğu bölgesinin içinde bulunduğu koşullar akıllı politikaların üretilmesini gerektirmektedir. Aslında elbette akıllı politikaların üretimi için de akıllı işinin uzmanı diplomatlara ihtiyaç vardır. Bu da liyakat esasında uygun bir şekilde seçilmekten ve yerleştirilmekten geçmektedir. Değerli milletvekilleri, stratejik derinlik denilerek girişilen her adım Türk dış politikasını adeta bir rüzgar gülüne çevirmiştir. Şüphesiz bu da stratejik öngörünün ne denli önemli olduğunu, içinde bulundukları coğrafya ile uyumlu olan akıllı politikalar üretemeyen ülkelerin ise hangi sorunlarla karşılaşabileceklerini ortaya çok açık bir şekilde koymaktadır. Türkiye'nin dış politikasının AKP hükümetlerine kadar titizlik içerisinde uygulanması da Dışişleri Bakanlığı'nın bu prensiplere sıkı sıkıya bağlı olmasından kaynaklanıyordu. Türkiye, Atatürk döneminde olduğu gibi uluslararası ilişkilerini, ulusal çıkarlarını ön planda tutarak yeniden değerlendirmek ve tanımlamak durumundadır. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin izlediği dış politikanın hiç değişmeyen temel özelliği Batı'ya yönelik olmasıdır. Bu temel yöneliş, güvenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdidi karşılamak gibi sınırlı geçici bir olay değil, sürekli bir politika tercihidir. Türkiye'nin dış politikası temelde Batı'ya yönelik bir şekilde bölgesel ve evrensel değişikliklere en akılcı çözüm üretmek üzere kurulu olmalıdır. Bugün iktidarda bulunan yönetim zihniyeti, dış politikada bugün içinde bulunduğumuz sorunlara çözüm üretmek yerine çözüm üretme mekanizmasını tırmanlamaya çalışmaktadır. Bir kez daha yinelemek istiyorum, dış politika uzmanlık isteyen bir alandır. Özel bir eğitim sürecinden geçmeyi ve sürekli öğrenmeyi gerekli kılar. Meslek içi eğitim denilen kavramın belki de en güçlü uygulamasını Dışişleri Bakanlığı kadroları yaşarlar. Bu da zaman içinde bir olgunlaşma ve uzmanlaşmayı beraberinde getirir. Bir devletin dış politikasını şekillendiren kurumların çalışanları liyakata göre seçilmezlerse bunun olumsuz faturasını o ülke mutlaka öder. Öte yandan yeni düzenlemeler Dışişleri Bakanlığı'nın son yıllardaki büyük tahribata rağmen hala görevlerini en iyi şekilde fedakarca yapmaya gayret eden mensuplarının tasfiye edilmelerinin önünde artık bir engel bırakmamıştır. Doğal olarak bu durum dışişleri mensupları arasında meslek memurlarında, konsolosluk ve ihtisas memurlarında haklı bir kaygı yaratmaktadır. Ülkemizin güvenliği ve geleceği için bu tür stratejik kurumların işleyişiyle oynanarak ekipçilikle, kadrolaşmayla hiçbir yere varılmaz. Bu anlayış günü kurtarmaya bile çare olmayan bir anlayıştır.
Değerli milletvekilleri, 52. maddede de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili komisyonlarda tartışılmadan getirilen kanun teklifleriyle sadece plan ve bütçe komisyonundan geçirilmek suretiyle yasa yapma alışkanlığının devamı ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi geleneklerine aykırı bulduğumuz teklifin bu şekilde kanunlaşmasına karşı olduğumuzu bildirir. Hepinize derin saygılarımı sunarım. Teşekkürler Sayın Çeviköz. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 52. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, önerge madde kabul edilmiştir.